Zamanki gibi Murat Adalı gibi bir kez. Murat Adalı hoş geldin Murat. Nasılsınız? Hoş bulduk Turan'cığım. Sen nasılsın? İyiyim. Özledik seni. Bir ara yok. Ben de sizleri geliyorsun. Çok özledim. Devamlı koşturuyoruz Turan bildiğin gibi. Çok iyi. Koşmadan da hiçbir şey olmuyor bildiğin gibi. Evet. İnşallah Murat Adalı. Adalı villaları bitti mi? Bitti. Satıldı. Onları sattık. Yeni projemiz nerelerde? Nerede yapıyoruz? Akıllı artık dijital evler mi olacak? Biraz bahseder misin? Turan şimdi kısmet olursa Çamlık Laka mevkinde bir projemiz var. Hı hı. Ufak butik bir proje. Fakat oldukça donanımlı bir proje. A'dan Z'ye biliyorsun eskisi gibi değil artık. İnşaat maliyetleri aldı başını gidiyor. Çok da çok da kolay olmuyor tabii ki. Düşündüğün zaman maliyetleri, eski maliyetlerle yeni maliyetleri karşılaştırdığında arada uçurum, çok büyük uçurumlar var. İstiyoruz ki insanlara hep böyle daha iyisini verelim, daha iyisini yapalım. Fakat bunun bir maliyeti var. Nasıl sizin sektörünüzde bir derginin maliyeti var. Tabii. Kağıda %400 zam geldi. Çünkü kağıtlar pahalandı. Aynı bizdeki de öyle. Demir, çimentosu, betonu, işçiliği fazlalar. İşçilik de öyle. Her şey zamlandı. Türkiye'de alım gücü var mı? Nasıl? İnsanın alım gücü var mı şimdi? Nasıl ev almalılar? Şu an almalılar mı? Beklemeleri mi yani kişiler ev alırken? Ben olsam biraz daha dövizin gevşemesini beklerim. Elinde bu oranlarda, elinde döviz tutan insanlar varsa, mutlaka vardır tabii ki, bu civarlarda dövizlerini bozmalarını, bozduktan sonra da biraz beklemelerini ve öyle alım yapmalarını isterim, tavsiye ederim. Neden diyeceksin? Yükseldiği zaman boz, düştüğü zaman al. Lakin konut fiyatları böyle olmayacak. Şu an konut fiyatı belki bir tık düşük olabilir. Fakat Nisan ayından sonra %250 zamlanacak konutlar. Bugün Ayvalık'a bakıyorsun. Ayvalık çok büyük göç aldı. Ev yok. 3.500 liradan başlıyor. 3.5, 4 lira, 2 artı 1 daireler. Ben geziyorum. Arnavutçuk'tan tut aşağılara kadar, oradan Macar'ın üst sokaklarına kadar. Gerçekten ev yok. Olan ev de çok pahalı Turan. O yüzden dolayı benim tavsiyem insanların Nisan ayına beklemeden bir an evvel ufak ufak yatırım yapmaları. Hatta biraz peşinat verip varsa hazır lokasyonda bir takım projeler, bu projelere topraktan girmeleri inan onlara %300 kazandıracaktır. Bu çok önemli değil mi? Başlarken girmeleri. Başlarken almaları hem bu müteahhiti canlandırır hem bu yatırım sahibini canlandırır. Onun da eline nakit para geçer. O da malzemesine nakit alır. Biraz daha ucuza yapar vesaire. Çok iyi her şey. Çok iyi gelecek diyorlar. Ayvalık var mı? Ben pek bir duyum almadım. Lakin girerse de çok mutlu olurum. Neden? Gerçekten insanların çok ihtiyacı var Turan. Bugün nüfus eski nüfus değil. Bugün lokasyona bakıyorsun. Ayvalık gitgide büyüyor. Ve sürekli yeni projeler yapılıyor Ayvalık'ta. Ayvalık'ın sağında balıkçı barınakları olsun, marinası olsun, altyapısı olsun, caddeleri, yukarılar sürekli bir çalışma var. Bir hengame var Ayvalık'ta. Bu ne getiriyor? Bu sürekli Ayvalık'a bir tık daha insanları buraya çağırıyor. Kalite düşer mi? Yok öyle bir şey olmaz. Yok hayır. Ayvalık katliyen yani. Düşmez. Her zaman yukarıdır. Ben öyle görüyorum. Sürekli dolaşıyorum her gün. Baktığım zaman daha da güzelleştiğini hissediyorum her şeyin. Tamam pahalı. Kolay değil. Arsa fiyatları pahalı, evler pahalı. Fakat Ayvalık'ta da yaşamanın bir bedeli var. Evet. Ne diyoruz? Denizi görelim. Ne diyoruz? Kahvemizi içelim. Olifant Kafe. Olifant Kafe'deyiz, kahvemizi içelim. Ne diyoruz? Güzel bir yürüyüş yapalım sahilimizde. Nefes alalım. Evet. Bunun da bir bedeli var. Evet. Bunun da bir bedeli var. Ayvalık çok güzel. Nereden efendim peki? Nereden yani şu an almak için? Nereli değerlisiniz? Yani size ev aldığınız zaman hangi bölge değerli? Yoksa burada bölge çok önemli değil mi? Ya tabii ki bu bütçe meselesi Turan. İnsanlar bugün ellerinde toprakları var, zeytinlikleri var. Lakin alıyorlar 4-5 dönüm zeytinliklerini satıp bir yerden bir ev almak istiyorlar. Ya da bir proje canlandırmak istiyorlar. Ne arsa fiyatları eskisi gibi ne de maliyetler eskisi gibi değil. Her şey oldukça fiyat yukarı gitti ve daha da gidecek. Yani inan daha da gidecek. Böyle durmayacak. Ha bugün düşünelim derseniz, bugün düşünelim. Ama ben önümüzdeki aya bakayım. Ya da ben 2 ay sonrasına yatırım yapayım. O zaman büyük bir bütçe oluşturmanız gerekiyor. Daha büyük bir bütçe. Yakalayamazsınız. İmkanı yok. Bugün doların nereye gideceği belli değil. Neden dolar diyorum?
Çünkü demirim benim dolara bağlı. Betonum dolara bağlı. İnsan, işçi maliyetim, her şeyim dövize endekslendi. İnsan, yani hayatımız dövize endekslendi. Böyle bir dünya yok. Biz bunu nasıl regüle etmemiz lazım? Elimizdeki imkanları çevirerek, al-sat yaparak ya da aldığımız bir zeytinimizi, küçük bir toprağımızı başka bir yerde bir yatırıma dönüştürerek her şeyin yerine bir şey koymak gerekiyor. Koymadan tutunamazsınız. Murat Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi.